İç saha mı deplasman? İç saha, her zaman. Servis mi manşet? Servis. Voleybol oynamıyor olsam ne işle uğraşırdın? Doktor olurdum yüksek ihtimal. Annem sayesinde hep hastanelerde büyüdüm. Çocukluğum oralarda geçti. Sporcuların hayatı hakkındaki en büyük yanılgı? Çok kolay olduğu zannediliyor. Bence bu en büyük yanılgı. Eline ilk topu aldığın zamanı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum galiba. İlkokul 3. sınıftaydım. Beden eğitimi salonunun altında ilk defa elimize top alıp böyle duvara atıp pas manşet öğretmeye çalışıyorlardı o zaman. Çıktığın ilk maç? O da yine 3. sınıfta. Tedankara Koleji'nde oynuyordum. Orada başladım voleybola. Servis attığımı hatırlıyorum. Onu yarım yamalak hatırlıyorum. Karakterini tanımlayacak 3 kelime. Meraklı diyebilirim. Okumayı, gezmeyi, araştırmayı çok seviyorum. Başka insanları dinlemeyi. Çalışkan diyebilirim. Böyle kolay elde edilmiyor bence hayattaki her şey. O yüzden çok çalışmak gerekiyor. Gezgin diyebilirim. Gezmeyi çok seviyorum. Hayattaki en büyük böyle beni tatmin eden şeylerden bir tanesi o yeni yerler keşfetmek, gezmek, görmek. İnsanlar seni hangi üç kelimeyle tanımlar? Güler yüzlü derler umarım. Pozitif olduğumu söylerler. Yardımsever derler diye umut ediyorum. Voleybol stilini bir cümlede anlatabilir misin? Çok agresif bir oyuncu değilim sahada ama kazanmak için akıllı oynamayı tercih ediyorum. Şampiyonluk için olmazsa olmaz 3 şey. İstek, hırs, takım birliği. En çok zaman geçirdiğin takım arkadaşı? Fatma. O da arkadaşım aynı zamanda. 14 senelik de en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. En esprili takım arkadaşın? Bana göre o da Fatma ama en çok güldüklerimizden bir tanesi de Simge. Instagram mı Twitter mı? Instagram. Metrobüs mü motor? Motor. İlk izlediğin milli takım maçı? Ankara'da 2003 Avrupa Şampiyonası. En son izlediğin film? John Wick. Avrupa Şampiyonası için Türk halkına, taraftarımıza ne söylemek istersin? Herkesi sahaya davet ediyoruz. VNL'in ilk iki ayağını beraber oynadığımız gibi Avrupa Şampiyonası'nda da herkesi bizi desteklemeye davet ediyoruz.